Hayatımda hiç yapmayacağım bir şeyi yaptım arkadaşlar. İnsanların gözüne soka soka... Motor taksileri bayağı meşhur arkadaşlar. Yılanın altına gireceğim. Bu hayvanı düşünsenize sokağa saldıklar. Türk kebabını Taylandlılar nasıl yapıyormuş? Hepinize Tayland'dan merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün süper bir tur yapacağız. Ve ben şu anda Snake Farm'dayım. Yani Snake Farm ne demek? Hayvanat bahçesinin yılan bahçesi hali. Yılanlar var burada. Bu meşhur yılanlar var ya, Tayland'da böyle herkes gelir fotoğraflar çeker. Oraya geldik, şimdi giriş yapacağım. Şimdi herhalde bir şeyler anlatıyorlardı. Giriş parası 200 baht. 200 baht da yaklaşık olarak 7 dolar, 6 dolar civarında. 6 dolara giriş yapabilirsiniz. Hayatımda hiç yılan görmeyen ben yılanın altına gireceğim. Abi yılanı bana veriyorlar. Arkadaşlar şu an ölüyorum. Ölüyorum. Hayatımda hiç yapmayacağım bir şeyi yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Normalde buraya gelmiş olsam hayatta yapamazdım. Arkadaşlar Tayland'a gelirseniz eğer mutlaka Snake Farm Bangkok'ta. Gelin buraya, girişi 6 dolar. Gelin burada çok güzel bir fotoğraf çekin, atın. Yani mutlaka tavsiye ediyorum. Burada başka yılanlar da var. Burada mesela burada ne demiş? Copperhead Rat Snake diye bir türmüş. Bir piton gördüm arkadaşlar. Pitonun adı ne biliyor musunuz? Yeşil çaylı piton. Bakın. Bakın 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 burada. Burada. Yeşil çaylı piton. Şu şekilde düşünen arkadaşlarımız da olacak. Mesela burada hayvanlar doğasına bırakılmıyor da burada kafeslerde falan diye düşünenler olacak. Burası veterinerlik arkadaşlar. Aslında burası bir hayvanat bahçesi değil. Hemen karşımızda veteriner var. Burası bir hastane, büyük bir hastane ve hastanenin içerisinde böyle hayvanları gösteriyorlar. Ya insanlar geliyor, tanıyorlar. Hayatında benim gibi hiç yılana dokunmamış olan ben geldim, dokundum ve gerçekten çok hoşuma gitti. Ben nasıl yaptım zaten hala onun farkında değilim ama. Ve şöyle bir konu daha var. Mesela her yılanın böyle yanlarında para atılma yeri var. O paralar burada çalışanlar için değil. Onlar için değil, buradaki hayvanların daha iyi bakılması için harcanıyormuş yani. Aman ya Rabbim bu ne? Aklıma bir şey geldi. Zaten böyle bu hayvanı düşünsenize sokağa saldıklar. Abi düşünemiyorum. Çığlıkları işte. Ya geçen bir fare gördü Taylandlılar. Yağmur yağmıştı. Abi herkes bağırıyor. Sanki hayatlarında hiç hayvan görmemişler. Böyle bir çıldırdılar. Yani bir de ben bu kobranın sokaklarda ya da orman ya bir yerden bir şehre de girebilir yani. Aman Allah. Şimdi yılan bahçesinde işimiz bitti. Yani ben gördüm. Sizlerle beraber gördük. Her şeyi beraber yaşadık. Koh Samrut'a doğru gideceğim ve Koh Samrut'ta biraz zaman geçirelim beraber. Bakalım neler yapacağız, neler deneyeceğiz. Tayland'da motor taksileri bayağı meşhur arkadaşlar. Bu dayı da beni götürüyor şimdi. Saçlar gitti şu anda. Kasktan dolayı, tabii kask hayattır. Kask takın. Abi ben bugün neler yapıyorum ya.
Şu anda motordan indim de saç baş hiçbir şey kalmadı ya. Bir de şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Motora binmeden önce bu eğer otelde falan kalıyorsanız otellerde böyle veriyorlar ya bone, saç bonesi. Ya bende vardı, unuttum, çantadaydı. Onu takın ilk önce, ondan sonra o verdikleri kaskı takın. Motoru niye kullandım? Motor hem hızlı, çünkü Bangkok trafiğiyle meşhur bir şehir. Trafiği acayip fazla, yani İstanbul falan hızlı ona göre. Maliyeti de az. Ben de o yüzden tercih ettim. Gençler, Bangkok'a gelmişken böyle farklı türden meyveleri denemeden olmaz. Onlardan deneyeceğim. Thank you. Elmaya benzer bir şey var. Mango var, karpuz var, kavun var. Garip bir, buranın özel kavunu var. Ananas var, en sevdiğim. Böyle deneyeceğim birazdan. Ben normalde size Bangkok'taki internet kafeleri gösterecektim. Aynı Türkiye'dekilerle benzer. Yani Türkiye'deki mahalli yerlere benzerdi. Ama şu an kapalıymış. Ben de bunu yiyeceğim. Tekrar motora atlayacağım. Böyle bir 10 kilometre ötede var bir tane. Oraya gideceğiz. Orayı size göstereceğim. Orada bakalım, orada kapalıysa artık. Şimdi Tayland'ın karpuzuna bakıyorum. Çok iyi. Ben bu meyveye $1.5 verdim. Güzel ya, yani kötü değil. Meyvemi yiyip geldim bu tarafa doğru. Bakın, internet kafe. Bu internet kafeler de Türkiye'dekinin aynısı, yemin ederim. Ben zor buldum. Bir de Tayland'da internet kafe çok az. İnternetin hızı muhteşem ama. Ben inanamadım yani, Tayland'da bu kadar hızlı mı dedim yani. Ama güzel. Şimdi benim bir işim var. Dosya göndermem lazım bu video dosyalarını. Ki yayınlayabilelim. İşte onları göndereceğim. İnternet kafeden çıktım şimdi. İşlerimi halletmem sadece 20 baht tuttu. 20 baht da yani yarım dolar gibi bir şey. Yarım dolardan biraz fazla. 30 GB görüntü gönderdim. Hem de 45 dakikada. Tekrar bir motora binip bir yerlere kaçalım. Thank you. Biraz önce meyve yediğim yerdeyim ve hava harika değil mi? Çok güzel. Ve size bir şey göstereceğim. Şu arkada görmüş olduğunuz kişi Tayland'ın kralı. Şimdi Koh Samrut'a doğru tekrar gidiyoruz zaten. Şimdi akşam oldu. Ben acıktım biraz. Fast food chicken kebap gördüm. Bir sorayım. One chicken kebab. Yes. Yes. You ready? This larger one. Çıldırıyorum şu an. Bu chicken kebabı yerken böyle herkes onu. Chicken kebabın değeri tam $2. Yani sokak yemeği kebap. Şu an artık yani.
Taylandlı kardeşimiz bakalım nasıl yapmış Türk kebabını. Ağzıma deri geldi. Şu an hayattan soğudum. Şimdi Tayland'da çok meşhur bir şey var. Hint kınaları var ya, Hint kınaları. Böyle dövme gibi ama 10 gün falan kalıyor. Onlardan var. Dedim ki acaba bu kınadan böyle Türk bayraklı koluma yaptırsam mı şöyle? Sizce yaptırayım mı? Sorayım da. Hello. Fiyatını sordum. Fiyatı 200 bahtmış. 200 baht da 7 dolara denk geliyor. Şimdi koluma Türkiye'nin bayrak dövmesini yaptıracağım. Bak. Türk bayrağı dövmesi yaptıracağım. Tabi bu Hint kınası. Hint kınası böyle 10-15 gün kalıyor kolda. Tabi denize girdiğin an gider büyük ihtimal. Öyle bir yaptırayım dedim. Canım istedi. Öyle bir Türk bayrağı hoş olur yani kolda. Bir saat hiç dokunmamam gerekiyormuş. Türk bayrağını yaptırdım. 2 saat falan dokunmayacakmışım. Sonra yıkayacağım ama böyle. Fiyatı 7 dolar. İnsanların gözüne soka soka Türk'üm diyeceğim herhalde bundan sonra. Ve zaten diyordum. Ve şimdi de otelimin yani hostelimin restoranına geldim. Bekleyeceğim. Aa. Hello. Sawadika. Çayım da geldi. Burada bir Türk çayı. Şunun geçmesini bekleyeceğim ve size göstereceğim nasıl olduğunu. Hadi. Şimdi odama geldim arkadaşlar ve 1,5-2 saat geçti neredeyse. Dövme harika oldu. Yani gerçek dövme gibi değil mi? Ama şu anda yapmamız gereken son bir etap var. Kadının da söylediği gibi. Yıkamamız gerekiyormuş. Ben de yıkayacağım. Bakalım nasıl olacak. Yıkadım. Şu anda böyle. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Tayland'dan kucak dolusu sevgiler. Bye bye.